Uluslararası Hristiyan Kurumu 17 yaşındaki Hristiyan kızın Kahire'deki bir kiliseden çıkarken polisler tarafından gözaltına alındığını öğrendi. Genç kızın şu anki akıbeti bilinmiyor. Birkaç yıl önce Hristiyanlığı benimseyen kıza güvenliği için Mısır'ı terk etmesi tavsiye edildi. Teksas'ta bir üniversiteye başvurdu ve yıllık 22 bin Amerikan doları değerinde başkanlık bursu kazandı. Genç kızın tutuklanma nedeni belli değil ancak Amerikan Büyükelçiliğini ziyaret etmek için kiliseden ayrılırken gözaltına alındığı bildirildi. Ailesinin genç kızın ülkeyi terk etme planını ve Hristiyanlığı benimsediğini öğrenip polisleri aradığı düşünülüyor. Hristiyanlığı benimseyen Mısırlılar sık sık aile üyeleri tarafından tehdit ediliyor ve yetkililer tarafından gözaltına alınıyor. ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu 2021 raporunda Mısır Anayasası katı dini kuralları yasamanın birincil kaynağı olarak tanımlıyor. 64. madde inanç özgürlüğünün mutlak olduğunu belirtirken başka bir inancı benimsemek hoş görülmüyor ifadelerinde bulundu.